Şimdi mesele şu, bu 308 imza ve daha sonraki altılı masayı tavır almaya çağıran bildirimizde Türkiye'de bu savaşın sorunların kaynağı olarak insanların yaşamına nasıl etki ettiği konusunda büyük bir sağırlık var. Savaş gerek ekonomik problemlerin, gerek adaletsizliklerin, antidemokratik uygulamaların, iktidardaki sıkışmanın, çözümsüzlüğün birçok problemin ana kaynağı savaş. Ama sanki Türkiye'deki insanlar savaş kendi topraklarında olmadığı için, kendi sokaklarında bombalar patlamadığı için ve muhalefet de sanki sınırlarımızda bombalar patlamıyor, uçaklar bomba atmıyor, SİHA'lar insanları öldürmüyormuş gibi, güllük gülistanlıkmış gibi bir ortam var. Biz buna dikkat çekmek için ve savaşa karşı tavır alınması gerektiğinin altını çizmek için bu imzaları topladık. Şimdi problem şu, iktidarın bir söylemi var. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok diye. Ve orada terörden arındırılmış bir bölge yaratmak istiyoruz diye söylüyor. Bunu böyle yansıtıyorlar. Ama AKP kendi tabanına ülkeye toprak kazandırdığı yeni Osmanlı hayalleri pompalıyor sürekli. Bunu bir seçim argümanı olarak da kullanıyor. Çünkü 2015 7 Haziran'ından sonra o zaman tek başına iktidar olma şansını yitirdiğinde bunun sonuçlarını, savaşın sonuçlarını Kasım'daki seçimde alıp tekrar iktidar olduğu için iktidarını savaş politikaları üzerine kurdu. Ama bunun Türkiye'ye maliyeti çok büyük oldu maalesef. Sadece çevre dost ülkelerle, komşu ülkelerle aramıza kalıcı adeta kan davaları sokan bir politika olmasının dışında ekonomik olarak da çöküşümüzün ana nedeni oldu. Kendisi de bunu Erdoğan bir mermi kaç lira biliyor musunuz diye söyleyerek itiraf etti aslında. Yani sanıyor ki insanlar SİHA'lar, İHA'lar kendimiz üretiyoruz diye bedava değil bunları bizim vergilerimizle, paralarımızla alınıyor bunlar ve öldürülen insanlar sivil, birçok sivil öldü. Burada ikinci argümanı kendi tabanına söylediği o yeni Osmanlı, hatta Musul, Kelkük'ü topraklarına katma gibi politik söylemleri de var. Ama nerede hangisi geçerli olursa bir bakan da çıkıp diyor ki biz bir Kürt devleti kurdurmamak bütün çabamız. Oysa Kuzey Irak'ta bir özel yönetim var, bir yapı var, Barzani'nin yapısı var. Orada da aslında devlet var. Onlarla ilişkileri gayet güzel. KDP ile ilişki kuruyor örneğin Türkiye. Mesele bu değil. Burada da bir yalan var yani. Çünkü YPG bizim dışımızda kimse Esad dahil terör örgütü tanımlamıyor örneğin YPG'yi. Bizim içeride kabul ettirdikleri bir maalesef çürük bir argüman bu. O bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz, arındıracağız. Bu nedenle 30 kilometrelik bir güvenlikli alan inşa edeceğiz gerekçesiyle oralar bombalanıyor sürekli. Oysa 30 kilometre güneye indiğinizde bunun o sınırı nasıl güvenliğini sağlayacaksınız? Benim söylediğim bir söz var. Eğer ardında barış imzaladığınız bir dost yoksa, dost olmasa da barış antlaşması yaptığınız birileri yoksa hiçbir sınır güvenli değildir. 30 kilometre değil 130 kilometre de gitseniz orayı güvenli hale getiremezsiniz. Burayı temizlemekten kastedilen şey şu. Çünkü o bölgedeki herkesi terörist ilan ediyor iktidar. Herkes teröristse temizlemek ne demektir? Temizlemek soykırım demektir. Yani orayı terörden arındıracağım, şimdiye kadar yaptığımın daha fazlasını yapacağım demek. Ne yapacaksınız? Şimdiye kadar çocuklar, kadınlar
erkekler, siviller öldürüldü. Türk SİHA'ları, uçakları, topları tarafından. En son Zaho'da Kürtler değil de Araplar da öldünce dünya biraz farkına vardı bunun. Ama Türkiye aynı İsrail'in Gazze'yi bombaladığı gibi, köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi, sadece elinde kısa silahlarla IŞİD'e karşı savaşmış, topraklarını korumuş insanlara karşı havadan bombalar, roketler, top mermileri atıp duruyor ve ölen siviller de terörist ilan ediliyor. Bu niyeti gösterir. Yani buna barış güvercini de adını verseniz, bu bir işgaldir. Yıllardır o topraklar Türkiye'nin kontrolünde. Ama burada bitmiyor sorun. En son kendi destekledikleri, organize ettikleri cihadist güçler, oradaki çeteler Türkiye'nin bayrağını da yakma şeklinde tepkiler de gösterdiler. Çünkü sorunların çözümü savaş değil. Burada mesela şimdi Esad'la barış rüzgarları esiyor. Bunun anlamı şu: Esad'la Erdoğan'ın anlaşması barış getirmez o bölgeye. Çünkü o en fazla 11 yıl önceki hale gelir. Oradaki sorunların, bu şimdiki durum bir sonuçtur, sebep değildir. Anlaşıp ikisi anlaşsa bile sorunlar ortada durur. Çünkü sorunun kaynağı Suriye'de de, Türkiye'de de halkların, inançların, mezheplerin, etnik kökenlerin tanındığı demokratik bir ortam olmaması için bu kadar çok aktör oraya burnunu sokma fırsatı yakalıyor. Amerika, Rusya, hepsinin girmesinin temel nedeni budur. Çünkü iki ülkede de azınlıklar olsun, etnik farklılıklar olsun, bunlara saygı ve tanınma yok. Mesela Türkiye'de çok yaygın bir şey var. Halk şunu söylüyor. Diyor ki Suriyeli sığınmacılar için, neden gidip topraklarınızı savunmadınız? Kaçıp buralara geldiniz, bizim ülkemizde yaşıyorsunuz diyorlar. Topraklarını savunanı da terörist ilan ediyorsun. Yani orada ne yapacaktı o insanlar? IŞİD'e mi katılsalardı? Esad'a mı katılsalardı? YPG'ye mi katılsalardı? YPG, IŞİD'e karşı onların, o köylerin güvenliğini sağladı ve Kobani direnişiyle IŞİD'i geriletmeye başlayıp IŞİD'i yenen örgüt. Siz buna terörist diyorsunuz diye, herkes terörist demek zorunda değil ve o bölgede yaşayan insanlar da terörist değil. Kuşkusuz şimdi bir kazanım elde etti bölge. Bunda da çok anlamlı bir düşmanlığı nedeni de odur aslında. Esad için de bir tehdittir. Türkiye için de oradaki demokratik yapı, kadını özneleştiren, kadınların önceliğindeki bir yapı var orada. Ben gözlerimle gördüm, gidip tanık oldum. Bu yapıyı terörist ilan ederek aslında kadın öncelikli bir yapıyı değil, çetelerin, cihadist örgütlerin, onların kontrolünde bir bölge istiyor Türkiye demek burada. O nedenle buralara barışın gelmesi Esad'la Erdoğan'ın anlaşmasıyla olmaz. O daha önceki sorunları giderecek, kalıcı, halkların farklılıklarını, dini inançlarını, mezheplerini tanıyan demokratik bir yapıyla ancak barış gelir. Yani bölgeye barışı getirmek Esad'la Erdoğan'ın anlaşmasıyla değil, halkların sorunlarının çözülmesiyle mümkün. Orada inançlara saygılı, etnik kökenleri tanıyan demokratik bir yapı oluşmadığı sürece tepede diktatör yapıların liderleri anlaşabilir. Ama bu oraya barışı getirmez. O yüzden çözüm bütün ülkeler, bölgedeki bütün ülkelerde, özellikle İran, Türkiye, Suriye ve Irak'ta daha önce dış güçleri de buraya davet eden, onlara bu fırsatı veren, bu ortamı
ortadan kaldırmaları gerekiyor. Türkiye'nin de en büyük meselesi budur. O yüzden Kürt meselesini çözmeyen, çözmeyi önüne program olarak koymayan bir altılı masanın Türkiye'de sorunları çözme şansı yok. Bunu çözerseniz ancak ekonomiyi, savaşı durdurabilirsiniz, barışı getirebilirsiniz. O zaman önünüz açılır. Ama ne yazık ki böyle net bir program yok altılı masada da. Bu yüzden onları ben suça ortak olarak tanımlıyorum. Yani daha önce de bütün tezkerelere onay vererek Türkiye'nin Suriye'ye asker göndermesini adeta alkışlayarak bu politikaları beslemişlerdir. Eğer şimdi yeni bir saldırı olursa bu suçunda ortağıdırlar açıktan karşı çıkmadıkları için. Türkiye için çok daha kalıcı, kötü sonuçlar doğuracak bir işgal olacaktır bu. İşgal olduğunun bilincinde olarak karşı çıkmadıkları.